Kadın voleybolu denildiği zaman akla gelen birkaç figürden birisi o. Yıllarca saha içinde yaptıklarıyla birçok efsanevi tanımlamaya sahip oldu ve şüphesiz bunların hepsini hak etti. Birçok sene saha içinde onlarca başarıya imza attı ve şu anda da sahanın dışında biraz daha yönetsel tarafta. Kim o? Neslihan Demir bu haftaki yayın konuğumuz. Neslihan Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkürler. Öncelikle röportajlarımızı kabul ettiniz. Estağfurullah, çok ne da demek. Mutlu olduk açıkçası. Ve şimdi de Vakıfbank bünyesinde, sahanın evet. İçinde sizinle beraberiz. Evet. Açıkçası bugün birçok konuyu sizinle konuşmak istiyorum ama biraz kızınız Zeynep'ten aslında bir girizgahda yapalım. Tamam. Çünkü gerçekten onunla en azından dışarıdan gördüğüm kadarıyla çok özel bir bağınız var. Evet. Bir anne kız ilişkisi. Özellikle pandemi dönemiyle beraber yaklaşık son bir senede hem sizin saha dışına kaymanız hem de pandemi süreciyle beraber günleriniz nasıl geçiyor? Birlikte geçirdiğiniz vakitler de galiba arttı biraz. Tabii mutlaka arttı. İlk 3 ayında biz hani çok zorlandık. Çünkü çocukların da hiç alışkın olmadığı bir sistem, online eğitim daha önce yaşamadıkları bir şeydi. Yani ben Zeynep'e 3 ay pijamasını çıkarttıramadım. Yani böyle yatağın altında falan giriyordu derslere. Ya kızım hani hayat devam ediyor, kalk bir elini yüzünü yıka falan. O iyi 3 ay atlattıktan sonra şimdi o da adapte oldu. Gayet güzel şey yapıyor. Tabii daha fazla zaman geçiriyoruz. Ama bundan önce de biz yani hep aile olarak evde olmayı seviyoruz. Çok nadir aslında hani şeyi fark ettik. Biz hep pandemideymişiz. Biz çünkü hep hiç evdeydik. Hiç değişen bir şey yok gibi. Aslında çok büyük bir değişen bir şey yok. Sadece eşimizle, dostumuzla görüşmemiz tabii ki biraz kısıtlandı. Ama yine de gayet mutluyuz çok şükür. Allah sağlık versin herkese. Bir taraftan da aslında bir gözümüzde Zeynep'in üzerinde. O da aslında yavaş yavaş voleyboldaki o kariyer basamaklarını, o temel taşlarını atmaya başladı gibi evet. Ve 17 numarayla buna başladı açıkçası. Evet. Bu açıdan baktığımız zaman yani mesela Zeynep'e şu ana kadar verdiğiniz en önemli tavsiye ne oluyor? Yani genel anlamda konuşurken ona neler söylüyorsunuz? Yani şöyle bir şey var. Şimdi bizim ilişkimiz sporcu ve anne değil artık. Yani hani o ilişkiyi biz birlikte sağlayamayız yani. O yüzden herkes beni Neslihan Demir olarak biliyor ama ben onun annesiyim. O yüzden mesela en ağır eleştirileri bana o yapardı yani. Çocukken de, küçükken de yani. Beni hiç beğenmezdi. Hani şu topu, şu boşluğu atamıyorsun anne ya. Hiç mi öğretmenleriniz söylemiyoruz? Nasıl yapamıyorsunuz? Bugün çok kötüydüm. Bugün ne böyle falan filan. O yüzden benden tavsiye almak ona şey olmuyor bence. Hani onu kabul etmiyor. Çünkü biraz zor geliyor yani. Tabii tabii. O çünkü zaten şu an hani zaten bir voleybolcu olduğunu o illüzyonda yaşıyor. Ben işte düştüğü zaman bir devreye gireceğim. Bak ben bugüne kadar bir şey söylemedim sana ama bu hayat böyle kolay değil. Ama şu an çok istekli ve arzulu bir şekilde devam ediyor inşallah. Yani mutlu olduğu sürece yapmasını isterim. Kesinlikle. Yanılmıyorsam Zeynep galiba 13 yaşında. 13 olacak Haziran'da. 13 yaşındaki Zeynep'le peki 13 yaşındaki Neslihan Demir'i şöyle göz önüne aldığımız zaman nasıl farklar var? Yani benzerlikler mi daha fazla yoksa farklılıklar mı? Size ne kadar benziyor? Yani şöyle söyleyebilirim. Ben 13 yaşındayken daha asosyal bir çocuktum. Yani sosyalleşmekte zorlanan, hayatı çok daha tabii bizim zamanımızda yani bunlar 95'ler, 98'ler falan o dönem. Bir de bu kadar iletişim araçları bir şeyler yoktu. Ben daha böyle naif ve biraz daha asosyaldım ama Zeynep'in o huyunu çok seviyorum. Her girdiği ortamda gayet sıcak bir şekilde herkesle sohbet ediyor. Yani biri bana mesela şimdi düşünüyorum o yaşlarımı çok gıcık bir çocuktum. Yani birisi geliyor ne haber diyordu. İyi deyip gidiyorum. Hani siz nasılsınız? İyi misiniz? Falan hani bayağı. Böyle bir çocuktum ben ama o hiç öyle değil. Çok aksine çok daha konuşkan, hiç susmuyor, sohbeti çok seviyor. Her akşam işte bir sohbetlerimiz var bilmem ne. O açıdan o bence daha ayakları yere basan bir çocuk. Ben biraz daha böyle tabiri caizse Leyla gibi dolaşıyordum o yaşlarda. Aslında biraz şimdi kendinizden de bahsetmeye başladınız. Sizin de
şu zamana kadar baktığımız zaman birçok yakıştırma yapıldı size. Yani voleybolun Messi'si, Demirley'di, oyunu değiştiren kadın gibi ve gerçekten bunların hepsini hak ettiniz ama şunu merak ediyorum. Özellikle son dönemde biraz da akım haline dönüştü aslında. Böyle special woman, special, özür dilerim, normal woman gibi. Yani Neslihan Demir günlük hayatta peki nasıl biri? Yani tanımlamalara uygun özel bir kadın mı yoksa tamamen kendi halinde normal bir figür mü? Yani aslında hani bunu beni tanıyanlara sormanız belki daha sağlıklı olur ama yani ben normalde çok öyle hani zaten bu yakıştırmalar benim değil diğer insanların hani yaptığı yakıştırmalar ama ben bu sporu sadece sevdiğim, yapabildiğim ve çok sevdiğim için yaptım. Ve insanlar buna şahit oldu. Benim farkım buydu ama ben normalde çok normal bir insanım yani sabah kalkıyorum herkes gibi. Duygularım var, düşüncelerim var, inişlerim var, çıkışlarım var. Aslında hani demir yumruk, işte bilmem ne, o bu gibi bir yakıştırma. Ben daha çok böyle kırlent gibiyim yani bir yakıştırma. Yani nereye bırakırsanız orada kalıyorum yani. Çok daha sakin, çok daha naif ama saha içinde o görüntüyü sağlayamazsınız da. Çünkü orada bir yarış var. Yani orada kazanmanız gereken o hırsı hem rakibinize bir de sporumuzda temas olmadığı için o hırsı filenin öbür tarafından göstermek çok önemli. Öyle davranmak zorundasınız ama onun dışında özel hayatımda çok sakin, naif, öyle çok da kafayı takan bir şeylere falan rahat bir insanımdır. Genel anlamda şu ana kadar hayat mottonuz ne oldu desem nasıl yanıtlarsınız peki? Ha, hayat mottom. Ay benim kafam çok karışık. Ben hala belki de motto arıyorum yani hakikaten samimi söylüyorum. Çünkü yani söyleyebileceğim tek şey galiba benim hayatla ilgili. Hayat yani parantez içinde başımıza gelenlere verdiğimiz tepki olarak düşünüyorum. Çünkü hepimizin günlük hayatta uzun dönemde bir sürü şeyler yaşıyoruz. Evet. Ve bunun hepsinden bir şey çıkartmaya çalışıyorum, bir ders çıkartmaya çalışıyorum. Bir iyilik bulmaya çalışıyorum içinde. Bana iyi gelebilecek bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Yani iyiye de kötüye de o yüzden çok fazla takılmıyorum. Biraz da oyunun içine gelmek istiyorum yavaş yavaş. Yani hem Zeynep hem de sizinle ilgili merak ettiğim noktaları sormaya çalıştım. Peki şimdi genel anlamda bakıldığı zaman gerçekten uluslararası anlamda damga vurmuş bir sporcusunuz, kadın bir sporcusunuz. Ama kadın voleybolunda antrenörler bakımından biraz daha erkeklerle bir özdeşleşme söz konusu. Evet. Böyle bir figür olarak bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Yani şimdi baktığımızda hem Türk hem yabancı antrenörler, dünyada da böyle yani. Dünyada şu an üst düzey antrenörlük yapan sadece Çin milli takımının antrenörü Jenny Lamping. Yani bunu nasıl yorumlayabilirim bilmiyorum. Böyle yani gerçekten hep erkek antrenörler var. Belki de doğrusu bu yani. Demek ki hani bir hani olmasa bir Türk voleybolu olmasa bir şey olmasa başarı olmasa sürekli süregelen bir başarısızlık olsa belki bu taraflarını irdeleyebiliriz. Hani işte belki kadın antrenör olsa kızlara daha kendinden şeyler ama yok. Yani böyle çok güzel ilerliyor. Tabii ki olsun kadın antrenör de ben çok isterim ama yani antrenör olmak da çok zor. Çok kesinlikle büyük bir sorumluluk. Başarı geldiği için sanırım bu durum fazla irdelenmiyor galiba. Evet, evet yani siz sorana kadar açıkçası ben çok düşünmemiştim bunu. Ben özellikle bu soruyu sormak istedim çünkü yaklaşık 4-5 gündür, birkaç gündür röportaj netleştikten sonra özellikle voleybol açısından biraz daha böyle en çok öne çıkan izleyicilerin, taraftarların beklentilerini de biraz göz önüne almaya çalıştım ve bu soru yaklaşık birkaç kişiden geldi. Farklı platformlarda gelmişler. Onun için şimdi de halihazırdayım sizinle bir araya gelmişken ve Vakıfbank Genel Menajeri göreviyle aslında biraz da bu soruyu size sormak istemiştim. Yani şöyle de söyleyebilirim bu konu hakkında bir şey olacaksa. Yani biz aslında kadın sporcular bıraktıktan sonra özellikle benim konumumda milli takım sporcuları biz işimizi her zaman çok iyi yapmak istiyoruz ama mesela benim için geçerli. Ben yapabileceğimin en iyisini yapayım ama görünmez olayım istiyorum. Bu maalesef antrenörlükte mümkün değil ama şu an yaptığım işte mesela elimden gelen her şeyi yapıyorum iyi bir şekilde ekibimizle hep beraber bir şeye
çalışıyoruz ama görünmeziz. O kısmı çok keyifli mesela. Kesinlikle. Bence de kadın sporcularımızı hani bıraktıktan sonra böyle bir şey de olabilir diye düşündüm. Ben buradan şu izlenimi aldım aslında. Görünmez olmak istiyorum deyince şu anda sahanın dışındasınız ve yaptığınız bütün başarılar aslında şu anki takımı ayağa kaldırmak için. Yani evet. Siz şu anda Vakıfbank'ın gelecekteki iskeletini oluşturmaya çalışıyorsunuz ve bu takımın başarısı için çalışıyorsunuz. Evet. Aslında bu da çok sizin açınızdan çok güzel bir şey. Evet evet çok keyifli yani. Çok ilk başta bir korkmuştum çünkü gerçekten hani benim tek bildiğim şey sahaya çıkıp oynamak. Yönetimsel anlamda neler yapabileceğimi, nasıl olduğunu ama zaten Vakıfbank gibi dünyanın en iyi kulübü. Yani başarı hiçbir zaman tesadüf değil. Yani burada öyle bir organizasyon başarısı var ki buraya gelip benim tekrardan dünyayı keşfetmeme gerek yok. Sadece o çarklıların bir yerine ben de oturdum ve orada bu şekilde takım çalışması yani bu ofis katının bile bir ekip çalışması var. O öyle ilerliyor. Aslında ben buraya geldim ve uyum sağladım. Kesinlikle. Özellikle ben şimdi biraz röportaja da geç kalmıştım. Hatta buraya ilk geldim. Açıkçası sorulara bakmaktan ziyade biraz etrafı gözlemlemeye çalıştım. Az önce de antrenman vardı. Evet. Hani izleyicilerimiz de buradaki ortamı da onlara aktarmaya çalışıyorum. Şunu merak ediyorum. Oyuncuyken Neslihan'ın bir bakış açısı var genç oyunculardan. Ama şimdi genel menajersiniz. Evet. Genel menajer Neslihan Demir ile oyuncu Neslihan'a bakış açısı farkı var mı şu anki genç oyuncularınızdan? Yani şöyle bir şey var. Hani ben kendi oynadığım genç dönemlerimde yine kendi yöneticim olsaydım ben kendimi çok döverdim. Yani hani çok bana göre kendimin yaptığı bilmeyerek, farkında olmadan şeyler vardı, hatalar vardı. Ama şimdi mesela bakıyorum burada çocuklara. Onlar da hata yapıyor. Onlar da aynı havayı soluyorlar. Aynı şeyleri aslında aşağı yukarı her yaşta bir düşünce kalıpları oluşuyor aşağı yukarı. Bu da bunu gözlemlemek çok güzel. Ya diyorum ki evet ya ben de böyleydim. Hani ben kalkıp şimdi çocuklara siz niye öyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz? Tabii ki de bir spor takımının disiplini olmak zorunda ama daha iyi anlayabiliyorsunuz genç sporcuları neden öyle olduğunu. %100. Çok başarılı bir kulübün içerisindesiniz ve evet. Bu sezonda zaten Sultanlar Ligi'nde lider tamamladınız. Evet. Şu an takımdaki enerji, hava nasıl? Biraz anlatabilir misiniz? Şimdi sezonu tamamlamamıza yani normal ligin bitmesine 2 maçımız kaldı. 2 maç kalmış olmasına rağmen birinciliği, liderliği garantiledik. Şimdi aslında esas bizim bütün sene Temmuz ayından beri çalıştığımız hedeflere yaklaşıyoruz. Bunlar nedir? İşte Türkiye Ligi bittikten sonra playoff, Türkiye şampiyonluğu. Avrupa Kupalarında emin adımlarla çeyrek finaldeyiz. Avrupa Kupalarında final oynamak istiyoruz. Türkiye Kupası var, bunu kazanmak istiyoruz. Playoff'ta da kazanmak istiyoruz. Aslında bizim şu an önümüzde kupalar var ve onlara bu normalde bazı takımlarda baskı oluşturabilir ama benim gördüğüm, bizim takımımızda gözlemlediğim bir sabırsızlık var. Yani o ana bir an evvel o şampiyonluk maçına hangi kupa olursa olsun oraya çıkma enerjisi var şu an takımda. Her geçen gün biraz daha üzerine koyuyor. Hiçbir zaman takımımız ikna olmuyor. Yani biz 3-0'da yensek 3-0 daha yenelim yani 5-0 olsun. 10-0 yani bir açlık olsun. Var değil mi? O evet, kadar evet. Başarıya rağmen aslında. Ona rağmen aslında gerçekten Vakıfbank başarıyı getiren de voleybol bu. Kulübünün en büyük başarısı bu. O açlığı, o amatör ruhu profesyonel yapının içinde barındırmak çok önemli, çok önemli meziyet ve biz de bunu başardığımızı düşünüyoruz. Sporcularımız çok kariyerli, yabancısından yerlisine ama hala açlar bu her kupayı almak istiyorlar. Bu çok mesela, özel bir şey. Mesela birkaç gün sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesi evet. Var Çemik Polis'te. Evet. Şu an takım arasında nasıl konuşmalar geçiyor? Heyecanı da uzartmaya başladı mı? Tabii ki yani biz de çok sistemli zaten karşı takımı izliyoruz. Teknik toplantılarımız oluyor, taktik toplantılar oluyor. Şimdiden onlar başlandı. Hocalarımız zaten çok güçlü bir ekip. Giovanni'nin yanındaki bütün hocalarımız çok güçlü bir ekip ve hepsi bir şeyin ucundan tutuyor ve biz her maça çıkarken çok emin çıkıyoruz kendimizden aslında. O heyecan dediğim şey hani
sabırsızlık. Hani artık hazırız, şu maç başlasın, oynayalım ve kazanalım şeyle çıkıyoruz. Benim anladığım şu aslında, hani kalite, çalışmak ve özgüven üçü birleştiği zaman sanırım Vakıfbank'taki bu durumda ortaya çıkıyor biraz. Aynen ve hani burada bulaşıcı bu. Yani siz de bir saat falan kalın, buradan şampiyon olarak yaklaşık çıkarsınız. Yaklaşık yarım saattir buradayım herhalde, bir 30 dakikam daha evet, var. Evet evet, bir 30 dakikanız daha var. Yani buradan bir şampiyon gibi çıkarsınız, bu kulübe girip de öyle hissetmeyen, o ruhu yaşamayan kimse olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle, hatta benim dışarıdan gözlemlediğim, yani kulübün en alt kademesinden en üst kademesine kadar herkeste o başarı hissi, hırsı evet. ve onu başaracak güç de gerçekten var yani. Bu çok sağlıklı bir hırs yani, böyle kendini parçalarcasına değil, çok kendine güvenli ve sağlıklı bir hırs yaşanıyor burada. Antrenmanlar da öyle geçiyor. İşte gençlerimizi gördünüz, onlar da aynı şekilde. Bu bir akademi gibi burada. Burada kazanmayı öğreniyoruz. Kesinlikle. Kaybettiğimizde de bunlardan ders çıkarmayı öğreniyoruz. Çünkü voleybolun takvimi siz de biliyorsunuzdur. Çok yoğun bir takvim. Yani aslında ne kazandıktan sonra sevinmeye vaktimiz oluyor, ne de kaybettikten sonra üzülmeye. O yüzden biz hep sürekli ayakta durup kazansak da kaybetsek de sonuna kadar savaşıyoruz. En önemli özelliğimiz bu bence. Bazı handikaplar da var. Yani kulüpten ziyade genel pandemi şartlarından dolayı bir süredir maalesef seyircilerden yoksun bir şekilde maçlar oynanıyor. Bu takımı ciddi etkiliyor mu veya nasıl bir değişiklikler yarattı sizde? Yani bu tabii, bu pandemi süreci sadece spor dünyası için değil, tüm dünya için çok zorlu geçiyor. Hani biz de çok isteriz. Zaten hani evimiz dediğimiz Vakıfbank Voleybol Sarayı'nda tribünlerimizin hiç boş kalmadığı bir sürü maç oynadık. Bunu seyirciyle oynamak çok keyifli. Bir maçı seyirciyle oynamak çok keyifli. Ama bu şartlarda biz de uyum sağlamak zorundayız buna. O yüzden kızlar da buna uyum sağladılar ve o sahadaki yedinci kişi olarak gördüğümüz seyircisiz o enerjiyi kendi içlerinde yaşatmaya çalışıyorlar ve ona göre antrenmanlarımız, maçlarımız öyle geçiyor. Tabii ki de zor ama inşallah bir an evvel o eski güzel günlere geri döneriz. İnşallah. Hatta 2021 yazında düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları da maalesef bir sene ertelenmişti. Evet. Bu sene ama gideceğiz, bir aksilik olmazsa. Milli takım da aslında orada bir nevi bizim göğsümüzü kabartacak inşallah, ama gerçekten zorlu rakipler de var. Milli takımın olimpiyatlardaki şansını nasıl yorumluyorsunuz? Milli takımımız, yani Türk voleybolu zaten bana göre Türkiye'nin en başarılı kadın voleybolu, en başarılı branşlarından biri. Kızlarımızın yenemeyeceği hiçbir takım olduğunu düşünmüyorum. Hani onu hiç yenemeyiz aman falan gibi bir şey. Bunun örneklerini de birçok kez zaten gördük. Hem bizim jenerasyonumuzda hem şimdiki jenerasyonumuzda. Bence o sahaya çıkana kadar kimse Türkiye'ye karşı kazanırız diyemez. Onu işte o çok büyük bir güç bizim için, çok motive edici bir şey. O yüzden ben şansımızı dünyanın en iyi takımlarının ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradan da milli takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah. Peki o zaman son soruyu şöyle sorayım. Gerçekten Türkiye artık dünya çapında voleybol bazında referans bir ülke konumuna geldi mi? Tabii ki, yani bu 2003'te başlayan bir ivmeydi. İlk Avrupa Şampiyonası'nı Ankara'da oynamamız ve ikinci olmamızda bir ivme yakaladık. Bir jenerasyon geldi ve o jenerasyon bir yerlere kadar getirdi Türk voleybolunu. Ondan sonra el verdiğimiz mi denir artık bilmiyorum, yerimizi bıraktığımız kardeşlerimiz de çok çok daha iyi yerlere gitti. Bu sürdürülebilirlik çok önemli. Çünkü bir takım işte bir şampiyona kazanıyor, tesadüf oluyor. Yani o zaman kazandığınız bir şeyin de kıymeti kalmıyor. Ona tesadüf oluyor ama 2003'ten beri yaklaşık 17-18 senedir bir Türkiye'de kadın voleybolu gerçeği, %100. Bir başarısı var. Bu da demek oluyor ki hem kulüplerin hem de federasyonun sistemli ve yolunda giden bir çalışması var. Bunun meyvelerini de bundan sonra toplayacağız. Kesinlikle. Toplamaya da devam edeceğiz.
gerçekten birkaç jenerasyonun idolü, kahramanı oldunuz. Voleybolu çok büyük katkılar sundunuz. Çok teşekkür ve bugün ederim. De güzel bir röportaj yaptık. Ben çok keyif aldım söyleşiden. Umarım siz de aynı şekilde almışsınızdır. Ben de çok teşekkür ederim. Tekrardan ayağınıza sağlık. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenler, Neslihan Demir'le olan röportajımızın sonuna geldik. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle.